Bence güzel. Sadece kafamın görünüyor. Bak o kadar güzel tatlış giyinmişsin. Evet. Bence her şeyimiz görünüyor. Ay. Çok heyecanlıyım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Melilent kanalına hoş geldiniz. Hayır hayır, baştan baştan. Ben çok utanıyorum. Bir yanına girince öyle hepinize merhaba arkadaşlar. Melilent kanalına hoş geldiniz. Bunları koyacağım biliyorsun. Hayır. 2, 3. Hepinize merhaba arkadaşlar. Melilent kanalına hoş geldiniz. Evet, bugün yine bir yaptım oldu videosuyla karşınızdayım. Kaçıncı yaptım oldudayız bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bugünkü yaptım oldu yine muhteşem şeyler yapacağız ama ondan önce şunu belirtmek istiyorum ki üstümde gördüğünüz bir önceki yaptım oldu da giydiğim, yaptığım muhteşem sweatshirt. Onun da videosuna şuradan ya da şuradan ulaşabilirsiniz. Her nereden çıkıyorsa onu ben koyarım. Buradan ilk, geçen videoda buralarını tam dikmemiştim. Diktim vakit bulunca. Ve çok güzel duruyor şu anda. Bence harika duruyor. Evet, bence de. Bütün Marvel filmlerinde ve diğer günlük hayat şeylerinde giyeceğim. Şimdi bugün yapacağımız şey bence yine bir yaptım olmadığıyla sonuçlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü zor bir işe kalkışıyoruz. Bence yaparız diyorum. Ben kararlıyım. Evet, Sıla kararlı gördüğünüz gibi. Bu videoda bilerek yanımda Sıla'yı aldım. Çünkü biraz el işlerine böyle yatkınlığı olan bir insan olsun evet. Diye. Geçmişimiz var. Evet, geçmişimiz var. Bir keresinde Sıla'nın evine gidip tütü yapmıştık. O zamanlar bir kanalım yoktu, o yüzden bunu çekmedik. Evet. Ama çok güzeldi. Belki o anlardan fotoğraf bulursam buralara koyarım. Evet, evet var. Video bile vardı, güzeldi. Bugün de yapacağımız şey, şimdi ikimizin ortasına koyuyorum fotoğrafı. Gördüğünüz gibi bir pamuk prenses kostümü yapacağız. Bunun için malzemelerimiz sarı etek kumaşı. Kollarındaki şeyler için kırmızı keçe. Yine şurada kullandığım kırmızı keçeden. Üstüne de böyle bir kumaşımız var. Üst yapmak için. Ve adam bana sarının içi belli olur diye astar kumaşı verdi. Ama astarla bilmiyorum. Uğraşmak çok istemiyorum aslında ama yine de belki lazım olur. Kalsın. En son işimiz olsun. Aynen. Lastiğimiz var. İşte makasımız var. Bir de benim şu meşhur kumaş çizme tebeşiri bilmem nesi var. İpliklerimiz falan. Başlayalım. 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 Şimdi ben diyorum ki Sıla'cığım. Bir üst kıyafet nasıl yapılır? Şimdi bu iki kat ya. Hı hı. Bunu böyle şablonunu çizelim. Tamam. Tamam mı? Sonra ikisini aynı anda keselim. Sonra tamam. Kenarlarından dikeriz. Buradan ve şuradan tamam. Ve üst kol kısımlarından. Tamam. Yapalım diyorum. Tamam. O yüzden... Önce etekten mi başlasaydık acaba? Daha kolay olur. Tamam, o zaman etekten başlayalım. Tamam, o zaman etekten başlayalım. Tamam, kare bu yeter, senin için yeter. Gel ama önce bir ölçülerini almak gerek. Bu böyle uzun. Şöyle mi yapsak? Yere gelecek ama etek, değil mi? Tamam, bence böyle, böyle güzel. Böyle iyi. Etekte katlayalım. Şöyle yapa yapa dikersek hı-hı. Lastiğe. Biraz böyle şeyli olur. Katlı. Aynen. Hı-hı. Şöyle. 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 Tam bu şekilde olacak. Evet. Burada şey, burayı dikeceğiz mi yoksa yırtmacı olsun mu? Yırtmacı, şöyle bir yırtmacı. Şey ama bunu şöyle yapa yapa gideceğimiz için bu kısalacak. Tamam. O zaman bunu kesmemize gerek aynen, yok. Sadece bir ilk aşamada uzunluğunu bir şey yapalım, ayarlayalım ona göre. Yoksa bu uzunluğu iyi mi? Önce bir belini yapalım bence. Tamam. Ondan sonra şey olmazsa okay. Altını keseriz. Tamam. Buraya bir ben bir lastik şeyi ayarlayalım. Şimdi öncelikle hiç sıkmadan şöyle yapıyorum. Sonra bunu birazcık sıkıyorum. Yani şurası. Tamam, kesin. Kadar. Makas kesmiyor. Tamam. Kötü başladık. Yok, tamam. Şimdi önce bunu böyle bir şekilde dikelim. Tamam. Bükleli bükleli. Hı hı. Ondan sonra lastiği içine koyup bir de böyle lastiği kıvırıp içine koyup dikmemiz tamam. Gerekecek. O zaman boyla ilgili bir sıkıntısı olmaz zaten. Aynen, çünkü biraz katlamış olacağız. Evet. Tamam, o zaman dikme aşamasına geçiyoruz. Bu şekilde. Aynen. Şöyle. Aynen, onu İki. Öyle birbirine dikiyorsun. Olabildiğince basit. Kolaylaştıracak aha, bir işimizi. Anı anlatayım hemen. Hemen anlat. Ucunu bağlamak lazım. Şunu göstereyim. Şimdi bunu aldık ya böyle dümdüz.
Biraz kat vermek için bunu böyle katlıyorum ve bu şekilde dikeceğiz. Hatırlıyor musun? Ortaokulda teknoloji tasarım derslerinde bize hoca marka yapmamızı istemişti. Marka yaratmıştı kendimize. Aynen. Ve ben Esin'leydim. Ve biz beraber geri dönüşümlü kıyafet tasarlamıştık. Evet. Biz de öyle bir şeyler yapmıştık Umay'la. Siz nasıl yapmıştınız? Biz işte poşetlerden gene etek yapmıştık. Hmm. Öyle bir şeyler. Biz de kot pantolonlardan yeniden bir şey yapmıştık. Etek ve crop top yapmıştık. Hmm. Ve ben onların hepsine elimle dikmiştim. Hmm. O böyle full iki tarafı da böyle elimle dikmiştim. Ama ellerim var ya nasıl böyle yara artık. Ay, acıyor falan. Ben hoca geliyor bana böyle dikmeyeceğim, şöyle dikeceğim falan diyor. Ben diyorum daha nasıl dikebilirim bunu. Ama çok güzeldi. Sonra ne oldu anlamadım. Sonra ne oldu onu bilmiyorum. Evet. Okulda depo gibi bir yer vardı. Oraya atıyorlar yapılan evet. Her şeyi. Orada kalıyorsun. Ama şeyler sana bakan tarafta kalsın. Değil mi? Öyle yaptın. Evet. Düğümler. İp, düğümler. Aynen. Gerçi evet. Katlayınca iki tarafta gözükmeyecek de. Evet. Göstereyim size de. Şu şekil. Dikiş. Görüyorsunuz. İçerisi de böyle. Böyle bir kat oluşturduk yani. Dikiş makinesi almaya karar verdik arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Burada başımıza gelenlerden sonra. Bu videonun şeyi sponsor. Mutlaka bir dikiş makinesi alın. İnşallah bir sonraki yaptığım olacağı dikiş makinesiyle geliyorum. Hadi bakalım hedef. Lütfen 2000 beğeni. 2000 beğeni mi? Ne bileyim görüntülenme. Neyse artık. Para kazanmak için bir videonun saat falan. Değil mi? Öyle bir şey. 4000 mi? 40000 mi? Önce 1000 abone olması gerektiği için ben izlenme sayısına şu an dikkat etmiyorum. Doğru. Bir videonun 2000 izlenmesi için başlığında Boğaziçi geçmesi gerekiyor. Tamam işte biz sana zaten yıllardır bunu demiyor muyuz? Ama bu videonun başlığında Boğaziçi olmayacak, o yüzden 2000 izlenemez. Boğaziçi'ne giden Pamuk Prenses'in kostümünü yaptık. Oo çok iyi video başlığı. Söyle söyle. Sana o şey yapan antine ne oldu? He. Bana neyse. Kötü yarım atan biri. Evet. Yo ben ona atma dedim, o da atmadı. Tamam mı buradan dedi? Buradan kendisine önce. Teşekkür ediyorum. Tamam mı dedi? Aynen önce. Peki yazdı ve bıraktı. Bir şeyim çok saygılı bir antiymiş. Bence de. Allah herkese böyle anti nasip etsin. Ben 5 tane yaptım. Kaçıncıdasın? Hayır o barış işaretiydi. Kesinlikle ikinci de değil. Ben Sıla sıkılıp saçını topladı. Bana makas lazım. Ha, burada. Ben de yanıma koyuyorum seni. Ben işimi güvenceye alıyorum. Evet. Ben laga luga Allah ne verdiyse. Bam bam bam. Yaptık işte. Bence oldu. Tara! Perde gibi. Çok şirin oldu ama. Evet. Şöyle gidiyor. Bunu buraya dikmişsin kanka. Sökülen ipliği. Kim oraya dikmiş? Neden böyle oldu? Bu benim şeyim değil. Bu senin hatan değil kesinlikle. Bu lastiği öncelikle buraya dikiyoruz, tamam mı? Hı-hı. Şunu şuraya. Sonra bunu katlayıp böyle katlayıp kumaşı kumaşa dikiyoruz ve lastiği dikmiyoruz. Hı-hı. Lastikle yaptığım, daha önce yaptığım birçok şeyden öğrendiğim şey lastiğin dikilmemesi gerektiği. Hı-hı. Çünkü lastiği dikince artık genişlemiyor yani. Hı-hı. Sıkıntı bu. Elimi döşebilirsin no problem diyor. Kesinlikle görmüyorlar ne yaptığımızı şu an. Dikiyoruz. Bunun içinde kalacak. Ve biz bu kumaşı kumaşa dikeceğiz. Lastiği dikmiyoruz içindeki. Bu buradan bitti lastik. Şimdi artık burada lastik yok. Lastik şurada bitti. Gösteremiyorum. Heh. Burada bitti. Burayı dikmeye devam ediyoruz. İçinde şey varmış gibi. Lastiğin ucunu bu köşeye dikeceğiz. Tamam mı? Okay. Böylece bu bunu sıkmış olacak. Tamam. Tamam. Yeni iplik. Böyle bir şarkı vardı değil mi? Var mıydı? Öyle bir şarkı Barış Manço'nun vardır gibime geldi. Nane limon kabukları, domates, biber, patlıcan falan. İğne iplik de. Ağzınıza tükürükletirseniz daha kolay geçer.
bir tutam zencefil aman ha ha. Top iğne var mı? Içine. Toplu iğne. Aa bak burada ne var? Sana göstereyim. Ve size de. Çok tatlı. Senin mi o? Evet, benim emziğim. Çok şirin. Şöyle, 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 şöyle. Nane, başarabiliriz. Bir banka bu, bir tutam zencefil aman. Coşturdu. Neriz Şahin. Gördüğünüz gibi bitti perdemiz. Biraz zor oldu. Dikiş makinesi almak konusunda Trendyol'dan buradan sponsorluk talep ediyorum. Şu şekilde dikişlerimiz var. Harika. Tam bana göre yaratılmış. Yırtmacı da çok iyi. Yırtmacım var. Bunun boyu uzun biraz bana gördüğünüz gibi. Tamam. Kesebiliriz. Onu hallederiz. Aynen. Olmadı gene. Bu bunu takılıyor. Aşağı. Bu kamera açıkken hep saçma sapan şeyler oluyor. Bunu ben giyebiliyor muyum? Temalı çalışma şimdi. Bu benim popomdan geçmez arkadaşlar. Burum olmuş. Burum. Sanki sen giriyor mu? Sana oluyor mu? Denesin. Yanlışlıkla bana göre yaptıysa gerçekten burum olmuş. Benden de. Üstten geçirmeye çalış. Olmaz mı? Mümkünatı yok abi. Bir sık. Tamam tamam. Lütfen boğulma. Yaptım olmadı yine ya. Yaptım olmadı olursa. Yaptım olmadı olursa. Yaptım olmadı olursa. Bir şey diyeyim. Buraya düğme yapsak. Aa çok zekisin. Tamam şu şekilde. Buradan düğme yapacağız. Yıllardır aldığımız kıyafetlerin etiketlerine dikili olan. Bu da olur. Bak şu kalpli çok tatlı. Aa evet. Kalpli düğme var. Hem de mavi. Tesadüf mü? Hayır değil. Kader. Kader. Kalpli mavi düğme. Tatlı. Göremiyorsunuz pek. Yaptım olacak. Videonun şey bu. Yaptım olacak. Burasına düğmeyi diktik. Ve burasına da minik bir delik açtık. Aha da şöyle. Bunu buraya geçireceğiz. Bakalım olacak mı? Hadi. Geçirebiliriz. Harika. Tamam. Ah evet. Yani. Evet. Tam olarak böyle. İşte böyle. Gördüğünüz gibi. Burayı şimdi kısaltacağız. Birazcık eteğimizi. Ama beli böyle. Ve böyle. Ve yırtmacı da böyle. Mecburi yırtmaç. Şöyle eteğimi toplayıp her ses koşuşu yapabilirim. Noktamız burası. Şimdi buradan böyle dümdüz keseceğiz. Buraları editleyip şey yapacaksın değil mi? Evet. Böyle. Bence güzel abi. Bence de. Halay çeken bu prenses. Şimdi böyle bir kumaşımız var. Bununla üstümüzü yapacağız. Şöyle kalın bu biraz. Anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Böyle serdik. Buraya şablonumuzu çizeceğiz. Ben böyle yatacağım. Sonra onu keseceğiz ve dikeceğiz. Böylece iki parçamız olmuş olacak. İki parçayı birbirine dikmiş olacağız. Ama biraz ben mesela şu kadarsam hani biraz bu kadar olması gerekiyor ki dikince küçülecek çünkü. İçine girmem çok önemli. Bunu başarmamız gerekiyor. Eteğin içine giremedik bir şekilde kurtardık. Ama bunu düğmeyle kurtaramayız. Tamam. O yüzden hadi başlayalım. Şöyle alıyorum. Tam bana böyle sen buradasın. Evet yakın yakın yap. Ben burada alıyorum. Tamam. Şöyle bir 5 santimlik fark var. Tamam. İnsanlar mezura kullanır. Cetvel falan. Bizdeki insanın doğa. Kendisi. Bizden yetenek aktığı için biz doğaçlama yapıyoruz. Tamam. Bakalım. Şöyle yine dıştan alacağım. Evet. Gerçekten. Olabildiğince uzak böyle büyük büyük geniş geniş. Böyle dizini koy elini koyduğun yere bence. Ay.
Twister. Twister oynuyor gibiyiz cidden. Böyle bir kameramanlık görünmedi. Şu an biri benim şeklimi çekse daha çok izlenir. Hangi çizgiden gitmeyi düşünüyorsun? Şuradaki. Dört farklı yolun var. Tüh, ben bir de moda tasarım okumayı düşünüyordum, biliyor musun? Bu arada Sıla Çin dili ve edebiyatı okuyor. Onunla ilgili de bir... Büyük bir kariyer değişimi. Büyük bir kariyer değişimi. Onunla ilgili de bir SHSD'yi çekerim diye düşünüyorum. Memnun olurum. Şurayı halledeceğiz. Burayı halledeceğiz diye. Bok gibi bir kesim yapıyoruz. Lütfen beni böyle ifşalama. Bir şey diyeyim mi? Akademik hayatımda da böyleyim. O kadar sınavlardan kaldım. Ben hala halledeceğiz. Halledeceğim bunları. Bir aylık tatile girdim. Hala hiçbir şey bilmiyorum Çince hakkında. Ama kim biliyor ki? Evde pamuk prenses kostüm yapamayan da ne biliyor? Evet, böyle şablon oldu şimdi bu. Evet, benimki bitti. Sıla yine arkadan geliyor. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi diktik. Şimdi bunu ters çeviriyoruz ki dikişler içeride kalsın. Hiç giymedim şu an. Bakalım başımıza ne gelecek. Gördüğünüz gibi dikişler içeride kaldı. Gayet hoş. Bunun daha kolu, boynu yok. Bakalım giriyor muyum içine? Giriyorsun. Giriyorum. Girdim. Şimdi burası benim kolum olacak. Ve buradan böyle geçireceğiz. Bir şekilde uçlarını da dikmemiz gerekiyor. Şöyle. Biraz şey olsun, bol olsun. Yani o zaman çok kesmemize gerek yok. Direkt dikeceğiz. Direkt dikeceğiz. Aynen, direkt dikiyoruz. Direkt şöyle keselim. Tamam. Askılı gibi olsun. Evet. Bir de boyun buna kestik mi? Tamamdır. Şuradan gir. Hayır. Bak. Şöyle bir keseceğiz burayı. Tamam. Burayı keseceğiz. Şuradan falan başla bence. Böyle. Sakin. Oh. Özür dilerim. Şu hazırlığı bitirebilirsem cidden videolara altyazı eklemek istiyorum. Ben eklerim. Kanki bunu seninle uğraştırmam için sana para veriyor olmam lazım. Önce bir kanalım büyüsün de sonra parayı alırız. Hiç büyümezse ne yapacaksın? Emeğin çöpe gitti. Bir şey. Sen benim arkadaşımsın. Ya. Bunca zaman ben kimlere kimlere iyilik yaptım. Yine Sıla sona kaldı. Sıla farklı gitmişiz. İki tane fazla. Sökeriz, sıkıntı yok. Şurayı da şöyle bir küçük yaka keselim diye düşündüm. Çok düşünceli bir insan olarak. Böyle oldu. Eşit gibi oldular. Çok da şey değil. Böyle ince oldu. Oldu. Bence şu taraf daha iyi oldu. Burası daha mı iyi? Ben yaptığım için orayı. Şimdi baktım. Bu ipliklerin sökülüyor olması sıkıntı. Ama ikimiz de şu an çok yorulduğumuz için. Burayı böyle yani dikmek gerekiyor normalde de. Dikmeyeceğiz. Çünkü yorulduk. Bence çok haklı bir sebep. Ben cücem mi olacağım?
İki sarı lacivert kumaşı birbirine şey yapmak Pamuk Prenses kostümü sayılır mı bilmiyorum ama bizim elimizden gerçekten sayılır geldi. Sayılır. Şimdi bunun üstüne o kırmızıları ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz mi? Ekleyeceğiz. Tam yorulduk falan ama biraz dinlenirsek halledebiliriz. Tamam. Ben bu işi halledeceğim. Bu böyle. Çok güzel çok oldu. Tatlısı. Maşallah. İşte 3 tane bu yana, 3 tane bu yana. Tamam. Ama silikonla yapıştıralım, dikmeyelim. Tamam. Şimdi bunları kestim ama dedim ki hepsi aynı olsun. O yüzden şimdi böyle keseceğim. Peki. Seni çalıştırıyorum şu an. Dinlenmeme bile izin vermedi arkadaşlar. Geldik dedik ki. Yalan. Dedi ki tamam dedi hadi şimdi başlıyoruz dedi. Hayır. Ben mi dedim bari bir su alayım dedim. Olayları nasıl çarpıttın? Dedi ki gerek yok dedi. Sen şimdi başla dedi. Ben dedi sana ödül olarak su vereceğim dedi. Bunca zamanları burada aç bir şekilde işimi şey yapıyorum. Hani kimse sormuyor Sıla nasılsın, Sıla iyi misin diye. Bir de bana şaka yapıyor. Diyor ki işte yol şeyini de paranı da veririm diyor. Ücret yok diyor. Belki diyor sana yemek veririm diyor. Hani düşünmüyorlar. Gerçekten işçileri düşünmüyorlar. Yallah. Bakın su bardağı Ahan da burada. Verdim suyunu. Ya Allah razı olsun gerçekten. Ve kendi dinlenelim dedi. Kendi dinlenmeden başladı. Öncelikle yalan söylüyorsun. Sen yalan çünkü yani bence şu an herkes yalan söylediğini biliyor. Evet arkadaşlar kim yalan söylüyor yorumlara yazalım. Umarım bunu da mahvetme. Sen neyi mahvettin şimdiye kadar? Böyle üstüne bozuk mu? Vallahi çok korkarım ha. O benim canım. Ya bozulmuş benim tabancam işte. Trendyol yeni tabanca istiyorum. Ve son damlamız. Bu da böyle. Çok güzel elmalarım var. Saçımda kısa. Evet. Bundan uğraştık. Bence çok güzel oldu benim içmesinde. Teşekkür benim ediyorum. Yani. Sen beğendiysen. Lütfen bunu başta yaptım olmadı olmaz. Hayır bu yaptım oldu. Bence ben olmuş sayıyorum yani. Ben tamam de. Çok güzel olmadı. Bir dikiş makinemiz yok. Bir silikonlarımız bitmiş olabilir. Ne bileyim kumaşlarımızın uçları böyle dikmeye üşendiğimiz için böyle kalmış olabilir. Ama olsun. Ama yine de yaptık. Elimizdeki imkanlarla başardık. Aynen öyle. O yüzden ben çok eğlendim. Sen eğlendin mi? Tabii ki eğlendim. Senle olan bütün zamanlarım eğlenceli. Böyle de friendly bir bitiş friendly yapıyoruz. Bir bitiş. Başlık da böyle sarılırken. Bir şey diyeceğim. Kapak fotoğrafı da çekmemiz lazım. Neyse çekeriz onu. Bir türlü bitmiyor hallederiz. Diyor Sıla. Hallederiz. Şu an ortalık çok dağınık. Bizim acilen burayı toplamamız lazım ve benim Sıla'yı doyurmam lazım. Lütfen çok o yüzden geldiğin için çok teşekkür ederim. İlk sen de bu videoda oldun. Bence ben çok güzel oldu. Için teşekkür ediyorum. Teşekkürlerle dolu bir video kapanışı. Evet videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın ve lütfen abone olun. Lütfen artık 1000 abone olmak istiyorum. Yani tarihin en yavaş büyüyen YouTube kanalı falanım. Neyse ki böyle büyüyor. Haftada bir abone falan. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki haftada yeni bir videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sen kapıyı çal. Aç. Ne diyeceğim ki? Pazarcı nine.
Dead. Tamam, bunu çekeceğiz hadi. Bunu çekeceğiz, daha çekmedik mi? Hayır, ben o sırada güldüğüm için olmadı. Buradan kesersin artık. Bunlar da behind the scenes. Dead.